Değerli Son Söz TV izleyicileri ve Ege'de Son Söz takipçileri, bir programda daha karşınızdayız. Ben Muhittin Akbel. Bugünkü konuğum Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Sayın Şebnem Seçkin Uğurlu. Son dönemde fazla miktarda gelen elektrik zamlarını konuşacağız. İzmir'deki aydınlatmadan her şeyi konuşacağız. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederiz. Yani Şebnem Hanım, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanısınız iki dönemdir. Yani pek çok meslek odasında yani kadın başkan görev yapıyor, tamam da Elektrik Mühendisleri Odası'nda herhalde erkek egemenliği daha çok, erkek üyeleriniz daha çoktur. Böyle bir kurumda başkanlık yapmak nasıl bir duygudur, zor mudur, keyifli midir? Evet, bizim kadın üye oranımız %10 civarında. Ben aynı zamanda üniversitede çalıştığım için orada öğrencilerimiz de, yani kadın öğrencilerimiz de %10 olarak seyrediyor. Tabii kadın mücadelesinin EMO'da ve TMOB'da ayrı bir tarihi var. Onun da belki ayrıca sizlerle konuşmak da mümkün olur. Zorlukları da oldu. Çünkü kadın mühendis olmanın ayrı zorlukları var. Kadın yönetici olmanın genel olarak ayrı zorlukları var. Ama bizim İzmir'de, EMO İzmir Şubesi'nde yıllardır odaya emek veren, orada mücadele eden kadın ve erkek meslektaşlarımızla beraber büyüttüğümüz bir mücadele var. Bu zorlukları böyle aşmak mümkün oluyor. Ama tabii ki farklı, öyle söyleyebilirim. Güzel. Hafta sonunda genel kurulumuz var. Yeniden aday olacak mısınız? Evet, 15-16 Aralık'ta genel kurulumuz, 15'inde genel kurul, 16'sında seçimlerimizi yapacağız. Ben bu dönem artık aday değilim. Dediğiniz gibi iki dönemdir Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyordum. Bu bizden sonra yine odada emek vermiş yeni bir ekibin yönetici adaylığı söz konusu. Ben artık aday değilim. Farklı, mutfakta devam edeceğiz diyoruz biz böyle durumlarda. Mutfakta çalışmaya devam. İşte yarışmaya girecek arkadaşlara da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, esas konumuza gelelim. Son günlerin en çok konuşulan konusu şu elektriğe yapılan zamlar. Hele en son yapılan zamda 150 kilowatt saate kadar olan tüketimde %1.37. Bunu açtığınız zaman 2.06'lık bir zam geliyor. Yani %0.69 bir fark var 150 kilowatt saati açtığınız zaman. Yani böyle bir zammın adaletli olduğunu düşünmüyoruz tabii ki. Yani Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı olarak bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani 150 kilowatt saatin altında elektrik kullanımı ne kadar mümkün olabilir? Şimdi biliyorsunuz 3'er aylık periyotlarla normalde zam ya da yeniden değerlendirmeler açıklanıyordu. Hanelere Ekim ayında beklenen bir zam vardı normalde. Bu zam yapılmadı. Biraz şaşırtıcı oldu. O dönemde %20 ila 25 arası bir zam yapılması öngörülüyordu. Çünkü işte dövizde yaşanan dalgalanma, enflasyonun artıyor olması, böylesi bir beklenti zaten vardı. Bu sanki bir o dönemde özellikle muhalefet tarafından da çok dillendirildi. Yani zam yapacaksınız, zam yapacaksınız. Bizler de dillendirdik, zam bekliyoruz. Sanki bunu, bu söylemleri durdurmak adına yapılmış bir hamleymişçesine herkesi şaşırtan bir şekilde o Ekim'de o zam gelmedi. Ekim'de zam gelmeyince Ocak ayında o zam artık kaçınılmaz. Ama tabii yıllık enflasyonu açıklıyor TÜİK, işte %36 civarında. Evet. Dolayısıyla sizin de beklediğiniz zam oranı, yapılmayan %20-25'i de dikkate aldığınızda belki %30 civarında bir şey öngörebiliyorsunuz. Ama bir anda %100'ü de aşan zamlar herkes için şok edici oldu. Hatta öyle söyleyeyim ki dağıtım şirketlerini bile şok etti. Onların da beklentilerinin üstünde bir zam oluştu. Ve bir kademeli tarife. Bu dillendiriliyordu bir süredir. Bir kademe konulacak. Şimdi burada biz şöyle bir endişe dile getirmiştik. Bu kademe neye göre belirlenecek? Bir kere kademeli tarifelendirme aslında elektrik için çok uygun değil. Su için uygulanıyor biliyorsunuz ama elektrik enerjisi için çok uygun bir şey olmadığını düşünüyoruz. Bir yandan da hani bunun baremi ne olacak? Dediğiniz gibi 150 kilowatt neye göre geldi? Standart bir aile ne kadar harcar? Yani 4 kişilik bir aileden bahsettiğimizde. Bunları göz önüne alınmayacağına dair bir kaygımız olduğunu belirtmiştik. Nereden biliyoruz bunu? Hani bunun dayanağı nedir derseniz. Aydınlat yaz saati uygulamasının sürekli kılınmasındaki işte bilimsel olduğu iddia edilen bir rapor var, açıklanmıyor. İşte biz buradan aslında tasarruf ettik deniyor ama bunun rakamlarla uyuşmuyor. Böylesi bir açıklamalar silsilesinden sonra burada da kademenin doğru bir şekilde belirlenmeyeceğine dair bir endişemiz vardı. O endişe gerçekleşmiş oldu. Şimdi 150 kWh dediğinizde
Gerçekten artık enerji yoksunu diye tarif edebileceğimiz bir noktaya getiriyorsunuz insanları. Elektrik mühendisleri odası olarak 4 kişilik bir ailenin ısınma, soğutma gibi giderler hariç tamamen asgari yaşam düzeyinde evet, ısıtma ve soğutma yok. İşte bulaşık makineniz var, çamaşır makineniz var, bir kitle iletişim aracınız var belki. Yani bilgisayar vesaire bile dahil buna. Çok minimal bir harcamadan bahsediyoruz. Bunu 230 kilowatt saat olarak hesaplıyoruz. Bunun bile aslında şu anda güncellenmesi lazım. Çünkü günümüzde artık işte bir evde ne bileyim bilgisayarın olmayışı ya da farklı elektronik aletlerin olmayışı bile artık bir asgarinin içinde olması gereken bir işken. Sınır 150 kilowatt saat. 4 kişilik bir ailenin 150 kilowatt saat ile bir ayı kapatması mümkün değil. Hele bizim gibi Ege bölgesinde işte ısıtmasını, soğutmasını elektrikle karşılayan, çünkü biz şehirlerimizin yapısını çok bozduğumuz için doğal iklimlendirmeyi bozduk. Dolayısıyla yazın klimasız bir hayatı düşünemez olduk. Doğru. Her yerde doğal gaz yok. Dolayısıyla ısınmanın da klimayla yapıldığı durumlar var. Bu durumda bizim harcamamızın 450, 500, 600 kilowatt saate kadar çıkması durumu söz konusu. O zaman da yapılan zam %130'ları, %140'ları bulmayı başlıyor. Bu barem doğru hesaplanmamıştır. Zaten şu anda enflasyon altında ezilen emekçi kesimlerinde üstüne çok daha büyük bir yük bindirmiştir. Dolayısıyla bu zamların geri çekilmesi gerektiğini söylüyoruz ve bunu talep ediyoruz. Evet. Başkanım, şimdi Türkiye'de 38 milyon elektrik abonesi var. Bunun sadece 6 milyonu 150 kilowatt saatin altında bir tüketim gerçekleştiriyormuş gibi 32 milyon esas en ağır zammın yansıdığı bölümü oluşturuyor. 32 milyon abone. Yani kışın klimayla ısınan var. Yazları dediğiniz gibi klimayı açıyoruz, serinliyoruz. Yani bu kış, önümüzdeki yaz, bu kış ve önümüzdeki yaz faturalarımızın çok yüksek geleceği muhakkak. Yani minimum düzeyde elektrik kullanmak ne kadar mümkün olabilir? Yani insanlara ne tavsiye edersiniz? Yani fazla açılmaması anlamında nasıl bir tüketim formülü önerirsiniz? Şimdi bu zamana kadar şube olarak enerjinin verimli kullanılması, tasarruf bizim eskiden daha çok kullandığımız bir sözcük. Artık daha çok verimliliği kullanmayı. Çünkü tasarruf biraz kısmayı ifade ettiği için biraz verimlilikten bahsederken çok bununla ilgili zamanda söylemlerde bulunduk ama açıkçası bu son zamlardan sonra ben böylesi bir açıklama yapmaktan çekinir oldum. Çünkü insanlara daha ne diyebiliriz bilmiyorum. Evet, her şeyden tasarruf yapıyoruz. Çünkü 150 kilowatt saate dediğim gibi 4 kişilik bir ailenin düşme ihtimali yani var. O evde yaşamıyor olması lazım. Zaten o 6 milyon dediğiniz kesim hani genelde böyle tek başına yaşayan falan insanlardan oluştuğunu düşünmüyorum. Daha çok gerçekten yoksul. Yani belki işte yardıma muhtaç durumda aileler olduğunu tahmin ediyorum. Yani bu insanlar zaten enerjiyi kullanmamak adına sağlıklarından, konforlarından önemli derecede ödün vermiş durumdalar. Hatta biliyorsunuz işte evlerinde bakıma muhtaç olan belki elektrikli aletlerle işte soluma vesaire gibi takviye ihtiyacı olan insanların ölümüne şahit olduk şu bir ayda. Bunlar artabilir. Faturalarını ödemediği için birçok insanın elektriği kesilebilir. Bu kış kıyamette çok daha acı tablolarla karşılaşabiliriz. Ama hani verimlilikten bahsediyorsak, enerjimizi daha verimli kullanacağız diyorsak bu başka bir mevzu. Bunu bu konudan ayırarak konuşmak istiyorum. Yani özellikle altını çizmek istiyorum ama. Şimdi evlerimizde enerjinin daha tasarruflu kullanabilmesi için aslında majör şeylerden biri cihazlarımız. Yani en büyük enerjiyi harcayan işte buzdolabı, klima, çamaşır, bulaşık makinesi gibi aletlerin işte verimliliğinin dikkate alınması gerekiyor. İşte A++ vesaire bu verimlilikler gidiyor. Yani onlara dikkat etmek lazım ama bu kesinlikle bu 6 milyon için değil. Yani o insanların bunlara ulaşmasının bile mümkün olmadığını düşünüyorum ben. Hani çok daha haklısınız. Ayrıcalıklı bir kesime hitap ettiğimizi söylüyorum. Aydınlatmalarımızda LED tipi aydınlatma kullanmanın tasarruflu olduğunu biliyoruz. Bir de aydınlatma işi biraz konforla bir denge içerisinde göz konforu görebilme, yeterince görebilme ve yani bu görüşten rahatsız olmama anlamında. Dolayısıyla uygun aydınlatma, yani çok aydınlık olmayan ama önünüzde görebildiğiniz uygun yerlerde doğru aydınlatma. Yani mutfakta ne gerekiyorsa o, işte salonda ne kadar gerekiyorsa o. Burada bir denge söz konusu ve her ailenin, her kişinin de tercihi değişebilir bu noktada.
Kullandığımız elektrikli aletleri prizden çekmeyi öneriyoruz genelde. Bu iki sebepten bir tanesi, yani prizde bulunan her alet bir enerji tüketiyor. Bunun da kümülatifte tabii ki bir etkisi var. Bunun dışında eğer ki evinizin tesisatı, elektrik tesisatı konusunda bir denetleme, bir bakım, hani durumu ne, bununla ilgili endişeniz varsa fişte alet bırakmamaya dikkat etmek lazım. Yangın sebebi de olabiliyor açıkçası. Doğru. Böyle de bir şey var. Bunun dışında ısıtma soğutmada işte klimayı kullanırken pencerelerin, kapıların vesaire açık olmaması, hani bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İzolasyon konusu. İzolasyon kritik bir konu. Evet, evlerimizin maalesef sıkıntılı bir konu bu. Yani ısınma konusunda, soğutma konusunda, eğer izolasyon konusunda eksiği varsa evimizin, bu tabii faturamıza yansıyor. Binanızdaki konumunuz bile kritik. Yani üst katta oturmakla en alt katta oturmak, orta katta oturmak, biliyorsunuz bunlar her şeyi değiştiriyor. Şebnem Hanım, bizde çok pahalı elektrik. Peki Avrupa ülkelerinde, dünya ülkelerinde nasıl? Oralarda da mı çok yüksek? Bir karşılaştırma yapabilir miyiz? Şimdi şöyle diyebiliriz burada. Mesela şeyi karşılaştırırsak, bizim kilowatt saat başına enerjimizin dolar karşılığını biz hesapladık. Bütün seneler boyunca, yani 2018'den itibaren, 2018, 2019, 2021'de baktığımızda aslında kilowatt saat başına enerjinin fiyatı 10 sent. Hep 10 sent. 11 değil, 12 değil, 9 da değil. Ama ne değişiyor? TL'nin değer kaybı. Aslında enerjimizin birim maliyeti hep 10 sent bize tabii. Ama ne oluyor? TL eğer bir anda 5 kat değer kaybederse o 10 sent de size 5 kat daha pahalı olarak geliyor. Şimdi burada yeni bir açıklama oldu. İşte bu zamların küresel ısınma nedeniyle, işte kömürde, doğalgazdaki fiyat artışları nedeniyle olduğunu söyledi bakanımız. Ama burada da hani o zamları olanından fazla söylüyor aslında. Yani şu anda doğalgazda ve ithal kömürde 1,5 ila 2 kat arası fiyat artışı varken, hani 3 kat 5 kat arttı o yüzden böyle oldu der gibi bir şey söylüyor. Bu doğru değil. Şu anda hem pandemi krizi hem de işte ham madde krizlerinin birleşmesiyle, evet, enerjideki ham maddelerde de bir fiyat artışı var. Evet. Ama bakanın söylediği gibi o ve bize yansıyan zamlar kadar değil. Ya şimdi bakıyorum, ülkemizin her tarafında HES var, RES var, GES var, RES var. Yani enerji üretiyoruz. Evet. Enerji sıkıntımız yok. Eskiden ithal ediyorduk. Böyle bir durum olmadığı halde neden bu kadar bir zam mı gerekli gördüler sizce? Şimdi evet, bizim hidrolik kaynağımız, rüzgar, jeotermal, biyokütle, güneş gibi kaynaklarımız var. Ama halen üretimimizin ağırlıklı bir kısmını ithalata dayalı yapıyoruz. Enerjiyi direkt ithal etmesek de işte kömürü ithal ediyoruz ya da doğalgazı ithal ediyoruz. Şimdi bunların döviz bazlı bunlar girdiler. Dolayısıyla dövizdeki TL'nin her değer kaybı size maliyet olarak yansıyor. Tabii bu maliyet de kullanıcılara yansıyor. Başka kimse bunu sübvanse etmiyor açıkçası. Evet. Üretimimiz evet doğrudur. Yani kurulu gücümüzle harcadığımız güç arasında, hani yedekli olarak bile düşündüğümüzde, şu an bir enerji tedarik sorunumuz yok. Ama şunu sorabilirsiniz, niye hala kesintili oluyor ya da neden işte sistem bir anda çöküyor? Aslında bunun en büyük sebebinin özelleştirme politikaları olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü enerji, elektrik enerjisi doğal bir tekel aslında. Yani siz bugün bir şehirde birden fazla dağıtım şebekesi kuramazsınız. Yani her eve internet aboneliği gibi, orada bile biliyorsunuz yani bir iki altyapı sağlayıcısı var. O altyapı sağlayıcıların üzerinden size başka firmalar hizmet veriyor. Ama enerji böyle bir şey değil. Yani 3 tane priziniz olamaz farklı firmadan elektrik almak için. Tabii. Dolayısıyla doğal bir tekel bu ve kamu tekelinde olması gereken bir şey. Şimdi burada dikkatli bir şey söylemek istiyorum. Kamu tekeli dedim, devlet tekeli demedim. Çünkü şu anda EPDK diye bir kurum var, biliyorsun. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu. Bu hani özerk, evet, iddia edilen bir kurum. Ama üyelerin önemli bir kısmı iktidar partisinin üyesi veya işte hani ona yakın insanlar. Dediğim gibi zam mesela dağıtım şirketlerinin beklentisinin bile ötesinde oldu. Özel bir yapı gibi çalışmıyor aslında, iktidarın bir uzantısı olarak çalışıyor. Yani bakarsanız aslında devlet EPDK'nın işini düzenliyor, yani EPDK tersi değil. Ama buna rağmen kamunun buna sahip olması, yani kamunun haklarına sahip olması devlet tekelinden başka bir şey. Çünkü devlet bir iktidara göre farklı politikalar izleyebilir. Halbuki kamucu politika dediğimizde kamunun yararını gözeten, yani enerji bir haktır. Bunu devredemeyiz, özelleştiremeyiz. Şimdi özelleştirme olunca ne oluyor? Dağıtım şirketini özelleştirdiğiniz zaman dağıtımdan başlıyor iş. Önce biliyorsunuz parçalandı, üretim, iletim, dağıtım diye ayrıldı ve dağıtım 21 bölgede 21 şirkete
özelleştirildi. Şimdi bu sefer bu firmalar, bu şirketler döviz borçlarıyla kredi aldılar. Yani kredi aldılar, bunlar dövize endeksli. Evet. Bu sefer ne oldu? Döviz yine oynaması durumunda bunların borçları arttı. O da bize zam olarak yansıdı. Yani bunlar hep böyle bir silsile ama silsilenin en başı özelleştirme politikalarına dayanıyor. Dolayısıyla zam da buna dayanıyor. Sizin bir sözünüz vardı. Dövizle borçlanan şirketlerin yükü tüketicinin sırtına yüklediler diye. Evet. Onun açıklaması oldu aynı zamanda, evet. Bu. Öyle değil mi? Ya onu şöyle de mesela size bir bilgi verebilirim. Şimdi Elektrik Üretim AŞ, EÜAŞ, evet. Devlete ait bir kurum. Elektrik üretiyor. Şimdi onun ürettiği elektriğin dağıtım şirketlerine olan satışı var. Yani satıyor, evet. Bunu dağıtım şirketlerine bir miktara. Ama onlar bize bunu 3-4 katına satıyor. Yani mesela devlet yapıyor olsa bu işi, şu andaki faturalarımız zaten 3-4 kat hafifleyecek demektir aslında. Biz özel firmaların karını sırtlanıyoruz yurttaş olarak. Evet. Sevgili Başkanım, TRT payı ve enerji fonu kaldırılmıştı, hı, elektrik faturalarında. Ama pek işe yaramadı anladığım kadarıyla. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani çok küçük bir miktarı silerek çok büyük bir zam yapma adaletsizliği var ortada. Evet. Şimdi burada TRT payı ile ilgili bizim hep eleştirimiz vardı. Bu payın burada alınmaması gerekli ama bunun sebebi bu faturada çok büyük bir yük oluşturuyor. Bundan dolayı iptal edin değildi. TRT'nin bir kamu yayın kuruluşu olmasına rağmen böyle davranmamasıydı. Yani kamu yayıncılığı yapmıyorsunuz ama tüm finansmanınızı kamudan sağlıyorsunuz. Buradaki bizim asıl itirazımız buydu. Enerji fonu da kapanmış bitmiş bir fon. Yani artık kullanılmıyor ama oradan bir para toplanıyor. Evet. Bundan kaynaklı. Dolayısıyla %1,5 gibi bir faturada etkisi var. Asıl burada yük KDV'den geliyor. Yani %18 KDV uygulanması var. Eğer ciddi anlamda hani vergiden kaynaklı bir indirim yapmak istiyorsanız buraya KDV'yi düşürülmesi gerekiyor. Yani şu anda ne kadar KDV? Kaça düşmesi KDV gerekiyor? %0'a düşmesi gerekiyor. %0. Yani %0 yapmasalar da %5 yapsalar o bile bir kazanç olur. Bizim talebimiz 0 ama tabii ki evet. Farklı öneriler olabilir. Evet. Sayın Başkan, bu zamlar 1 Ocak itibariyle uygulanacaktı ama bu Ocak ayının daha ilk haftasında ellerine fatura geçen insanlar bir baktıklarında zamların yansıdığını gördüler. Bu yönde haberler çıkmaya başladı. Hatta EPDK bu konuda inceleme başlattı. Nedir bu durum? Yani bu hakikaten Ocak'ta başlaması gerekmez mi? Ocak'ta kullanılan elektriğin faturasının zamlı olması gerekmez miydi? Tabii ki. Yani yönetmelik bunu söylüyor. 1 Ocak'tan itibaren olmalı. Burada tabii şu anda bize maalesef ulaşan böyle bir fatura yok. Biz inceleme yapamadık ama konuyla ilgili öngörümüz şu. Bir kere dağıtım şirketlerinin kafası karışık olabilir. Hakikaten hatalı yapılmış işlem olabilir. EPDK bu konuda zaten incelemeyi yapıp söyleyecektir. Bir aklıma gelen şey de şimdi aslında biz 150 kilowatt saat diye konuşuyoruz ama bunun yönetmelikteki karşılığı günlük 5 kilowatt saat. Yani biz onu 5'e, evet, 30 ile çarpıp 150'yi aylık diye yorumluyoruz. Dolayısıyla sizin diyelim ki 10 Ocak'ta faturanız okunduysa birinden 10'una kadar olan süreçte günlük 5 kilowatt saati geçiyorsanız kademe atlıyorsunuz. Ondan dolayı tahmininizden daha fazla, hani ben aylık aslında 150'yi geçmedim ya da işte şu kadar da kaldım diye düşünüyor olabilirsiniz ama 10 günde günlük 5 kilowatt saati geçtiyseniz faturanız, evet, diğer kademeden hesaplanmış olabilir. Ama biz de eğer yani biz de bulacağız faturaları, farklı uygulamaları. İnternetten ve sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla benzer harcamalara farklı fiyatlar da gelmiş. Şu anda bir karışıklık var. O muhtemelen düzeltilecektir. Hani eğer fazla bir ödeme varsa iade edilecektir kullanıcılara. Evet. Bu konuyla ilgili son sorum. Bu zamlar elektrik tüketimini azaltır mı? Böyle bir ihtimal var mı? Böyle bir ihtimali görebiliyor musunuz? Yani şöyle, mecburen azaltmak zorunda olan insanlar olacak tabii ki. Sonuçta evine giren gelir belli insanların. Eğer ki fatura bir anda iki katına çıkarsa ve bunu ödeyemeyecek noktaya gelirse insanlar bunu kısmaya başlayacaktır. Ne yapacaktır? İşte ısınmayacak, açmayacak klimayı, işte kat kat giyinmeye çalışacak. Ama bunların en olumsuz olanı az önce de bahsettiğim, yani o elektriğin çalışmasına muhtaç olan insanların bundan dolayı sağlıklarının, canlarının zarar görmesi. Bir mağduriyet yaşamaları. Mağduriyet yaşandı, yaşanacaktır. Fatura ödememekten kaynaklı elektrik kesintileri hanelerde artacaktır. Yani bunların gerçekten çok olumsuz sonuçlarını göreceğiz. Üstelik bakın bu zam hani tamam bugün yapıldı ama 3 ay sonra bir daha olacak yani. Kaçarı. Çünkü şimdi yıllık enflasyon %36.
Siz Ocak'ta bir daha zam yaptınız. O Ocak bakın şeye dahil değil. Bir önceki seneye dahil değil o enflasyonu. Bu şu demektir yani Ocak'ta zaten enflasyonu arttırdınız. Şimdi hükümet şey açıklıyor iktidar. İşte eksi enflasyon açıklayacağız. İşte 3 ay sonra eski şey tek haneye tekrar döneceğiz. Mümkün değil böyle bir şey. Yani daha Ocak'ta bu yaptığınız zam zaten bunu mümkün kılmayacak. Dolayısıyla 3 ay sonra bir kere daha zam gelecek. Bunu akaryakıt fiyatlarına yapılan zamdan da öngörebiliyoruz. Evet. Şebnem Hanım, yani şehirlerin aydınlatması konusu çok ilgimizi çekmiştir. Yani uçakla İzmir'e inerken bakıyoruz, yani İzmir'i tepeden baktığımızda bazı noktaların çok aydınlık ama çok büyük bir bölümün karanlıkta kaldığını görüyoruz. İzmir'deki aydınlatma sizce sağlıklı mı, normal mi, yeterli mi? İzmir'de aydınlatmanın büyük bir problem olduğunu düşünüyoruz. Ne gibi şube o olarak. Problemleri bir anlatır mısınız? Şimdi aydınlatma konusu elektrik mühendislerinin, mimarların, çevre mühendislerinin bir aslında ortak alanı. Aydınlatmanın şehirlerde doğru ve sağlıklı olması için aslında bir plan olması lazım buna ilgili. Çünkü aydınlatmanın kriterleri var. Aydınlatılması gereken alanlar var. Daha fazla aydınlanması gereken alanlar. Mesela şehrin tarihi binalarının öne çıkarılması lazım mutlaka ve doğru bir yöntemle. Yani bu binanın işte dönemine göre değişir, mimari özelliklerine göre değişir, çevresine göre değişir. Bunun doğru bir ışıkla, genelde doğal ışıklandırmadır bunlar. Yani böyle renkli işte yeşiller, kırmızılar vesaire değil. İşte sarı, beyaz arası sıcak tonlarda genelde olmalıdır. Bunun dışında sokakların güvenliğinin sağlanması için onların evet, doğru aydınlatılması ve aydınlık kalması lazım. Çünkü bu bir güvenlik sorunu açıkçası. Bununla birlikte İzmir'deki en büyük problemlerden bir tanesi özellikle yüksek yapıların dış cephelerinin aydınlatması. Yani LED ışıklandırma. LED ışıklandırma ve renkli renkli. Yani biz bu konunun takipçisiyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'le de konuyla ilgili daha önce görüştük. Bir aydınlatma master planının İzmir'de yapılması ve bir an önce uygulamaya konulması. Bununla ilgili geniş bir çalışma ekibinin işte bilim kurulu, danışma kurulu vesaire oluşturulup bunlara bir sınır getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü binaların bu şekilde aydınlatılması tekniğe uygun değil, mimari estetiğe de uygun değil ve çevre anlamında da kirlilik yaratan bir unsur. Bunun yanı sıra İzmir'de trafik ışıklarının da bir aydınlatması söz konusu biliyorsunuz. Hani yeşil kırmızı yanıyor bir de onun da çevresinde LED'ler var. Evet. Şimdi bu hani görüşü arttırmak için gibi düşünüyor olabilir. Ama bunların aslında şoförler eğer araç kullanıyorsanız mutlaka siz de özellikle gece geçerken fark etmişsinizdir. Aşırı göz aldığını hissetmişsinizdir. Yani sizin görüşünüzü engellediğiniz gözünüzü kısmak zorunda olduğunuzu hissetmişsinizdir. Bizde şöyle bir algı var aydınlatmada. Tünellerde de böyle. Gece oldu mu ışığı açmamız lazım tünelde. Çünkü gece. Gündüz oldu mu kısmamız lazım. Halbuki tam tersi. Çünkü aydınlatmanın bir bütünsel devam etmesi gerekiyor. Siz aydınlık güneşin olduğu bir gün karanlık bir tünele girdiğinizde, aydınlatmanın zayıflatıldığı bir tünele girdiğinizde gözleriniz buna alışmak için belli bir zaman isteyecektir. Halbuki denk bir aydınlatmaya girmeniz lazım. Benzer şekilde gecede de karanlık bir ortamdan böyle tavşanların hani ışığa baktığı gibi oluyorsunuz. O tünele ortada girdiğinizde kalırsınız. Gözleriniz gene alışamıyor ve bunların kazalara neden olduğu açıkçası raporlanmış durumda. Bununla ilgili de uyarılarımız oldu. Tabii bunların bir kısmı belediye, bir kısmı karayollarına ait bir mevzu. Mesela o trafik ışıklarındaki o ledler ışıkları göremeyen sürücüler için bir güzel bir ikaz oluyor. Evet, uzaktan hani trafik tıkandığında uzaktan durumu görmenizi evet. Ama mesela gece onların daha seyrek aydınlatılması lazım. Şimdi orada sıra sıra ledler var. Hepsini birden gece yakarsanız aslında daha büyük tehlike yaratıyorsunuz bu sefer. Evet. Çünkü göz alışması sorunu da. Mesela gece onlar seyreltilebilir. Gündüz daha aydınlık olabilir. Dediğim gibi yani aydınlatma bir süreklilik içermeli. İnsan gözü ona alışık çünkü. Yani Avrupa ülkelerinde bakıyoruz şehirler ışıl ışıl her tarafta bir ışıklandırmalar var. Ama bizde çok daha az ben öyle görüyorum. Siz nasıl görüyorsunuz? Şehirler ışıklı Avrupa'da ama mesela dükkanlar ışıklı mı? Size onu sorarım. Değil. Mesela akşam kapandığında bir dükkan işte ben de hasbelkader Avrupa'da işte birkaç ülke şehri gezme şansı elde ettim. En çok dikkatimi çeken şeylerden biri oldu. Dükkan akşam kapandıysa hiçbir ışık yok. Bizde aydınlatmanın en büyük unsuru işletmeler. Yani sokak aydınlanmıyor dediğiniz gibi ya da işte tarihi aydınlatılması gereken yerler aydınlatılmıyor ama bütün gece zaten biz
Avrupa'da iş yerleri daha erken kapanıyor. Bizde çok daha uzun çalışma süreleri var. O süreç boyunca o LED'li aydınlatmalar, LED'li tabelalar, bunlara da bir düzenleme getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani bir güvenlik açısından mı acaba açık bırakıyor işletmeler? Bence daha büyük güvenlik yaratabilir. Yani gel buraya der gibi oluyor çünkü daha fazla yani o kadar aydınlatınca. Sevgili Başkan, şimdi bir başka konumuz var. Bu kalıcı yaz saati uygulaması. 2016'dan beri karanlıkta yaşıyoruz. Bu konu gündemimizden hiç düşmedi ama yöneticiler maalesef geri adım atmıyor. Hatta geçenlerde bir bakanımız bu konuda herhangi bir şey yapmayı düşünmüyoruz diye açıkladı. Sizin de bu uygulamaya karşı olduğunuzu biliyoruz. Bu sizden bir özet istiyorum. Yani bu uygulamanın vatandaşa, iş dünyasına, öğrencilere faydası var mı, zararı var mı? Bu konuyu bir detaylı olarak sizden dinlemek istiyorum. Evet. Konuyu iki boyutta inceleyebiliriz. Bir tanesi yani psikolojik etkileri, bir tanesi de kullanım noktasındaki etkisi. 2016'da bu uygulama ilk başladığında Elektrik Mühendisi Odası İzmir Şubesi olarak konuyla ilgili hemen kullanım miktarlarına bakarak bir değerlendirme yaptık ve bunun kesinlikle bir tasarrufa yol açmadığını net bir şekilde ortaya koyduk. Tasarruf yok. Tasarruf yok. Bakarsanız zaten tasarruf olmasının imkanı yok. Çünkü evinizde karanlık bir saatte kalkıyorsunuz. Evinizi aydınlatmanız gerekiyor. Daha fazla ısıtmanız gerekiyor. Okula gidiyorsunuz. Okulun da benzer şekilde aydınlatmasının devam etmesi gerekiyor. Yine ısıtma. Çünkü yani güneşle ısınmak mümkün. Saat 8 oluyor. Yine karanlık hava. Evet yani şimdi bir de işte havanın zaten kapalı vesaire kış zamanlarının olması zaten uzun süre o karanlığı da getiriyor. Bir de karanlık saatte evden çıkıyorsunuz. Karanlık saatte eve giriyorsunuz. Yani bütün gününüzü kapalı bir alanda çalışıyorsanız yani karanlıkta geçirmiş oluyorsunuz. Hiç doğru düzgün gün ışığını görmemiş olsun. Şimdi uzmanların yani herhangi bir ruh sağlığı uzmanına, doktora sorduğunuzda en önemli şeylerden biri olarak şunu söylerler. Sabah uyandığınızdaki ilk yarım saat içinde doğal ışıkla temas etmeniz lazım siz. Evet, çünkü karanlıktayken insanlar uyanmak istemiyor. Vücut odaya çünkü diyor ki daha kalkma yani daha karanlık ve senin kalkış saatin yok. Yani bizim sirkadyen ritim dediğimiz o ritmimiz ışıkla. Bunun için diyorlar işte geceleri eğer iyi uyumak istiyorsanız işte ekrana belli bir zaman sonra bakmayın. İşte ışıklarınızı biraz söndürün. Çünkü vücut ışığın varlığına göre belli hormonları salgılayarak bu düzeni sağlıyor. Hem dediğimiz gibi kullanım anlamında bir tasarrufu yok. Psikolojik anlamda da insanları mutsuz eden, güvenlik anlamında da sıkıntıya sokuyor. Az önce söylediniz zaten sokaklarımız aydınlatılmıyor. Küçücük çocukları o saatlerde işte sabahçı öğlenci ikili eğitim yapan yerlerin sabahçıları 7.30'da okulda oluyor çocuklar. 7.30'da çıkması için o çocuğun belki 6.30'da yerden. Yani bu korkunç bir şey. Çok savunacak bir tarafı yok. Servis bekliyorlar yolda saatlerce böyle o karanlıkta insan üzülüyor hakikaten. Peki bu Avrupa ülkelerinde de böyle bir uygulama var mı? Avrupa ülkelerinde böyle bir uygulama yok. Onlar zamanları değiştiriyorlar. Şimdi eğer ki yüz ölçümünüz çok geniş değilse, evet. Avrupa'da birçok ülke biliyorsunuz yani küçük Türkiye'ye kıyaslandığında, belki sabitlerin bir etkisi olabilir ama bunun bilimsel olarak araştırılması gerekir. Yani bir rapordan Türkiye'ye bahsediyorlar. Türkiye'ye uygun mu değil mi araştırılması gerekir. Evet, yani bilimsel gerekir. Araştırmalarla bunu desteklemek lazım. Şimdi İTÜ'den bir rapor olduğu söyleniyor. O raporu talep ediyoruz. Rapor bakanlıkta diyorlar bize. Şimdi tamam verdiniz. Sizde bir nüshası yok diyelim ki böyle olmaz biliyorsunuz. Yani bir üniversite bir rapor hazırladığında bir nüshası da oradadır. Bakanlıktan istiyoruz vermiyorlar. Yani nerede bu araştırma? Yani kaç sene oldu? Avrupa ülkeleri için farklı bir şey konuşabilirsiniz. Ama mesela işte Rusya'ya baktığımızda, işte Amerika'ya baktığımızda biliyorsunuz çoklu zaman sistemleri var. Yani dolayısıyla yüz ölçümünüze göre eğer ki şey yüz ölçümü de çok demek doğru. Yani yayılıyorsanız zaman dilimlerinde bir ülke evet. olarak farklı bir uygulama yapmanız gerektiği aşikar. Bizde de öyle bir uygulama olabilir mi? Dediğim gibi yine araştırılması lazım. Benim söylediğim şu anda bilimsel bir veriyle destekli değil ama ben kendim de üniversitede çalışan bir bilim insanı olarak şöyle görüyorum, bizim doğumuzla batımız arasında zaman olarak yani güneşin doğuş batış farkımız var yani neredeyse 2 saate yakın. 2 saat, biliyorsunuz evet. Yani. Yani bu 2 saatte o zaman acaba Türkiye'de 2 dilim kullanılabilir mi? Bu bir yöntem olabilir mi diye araştırılması lazım. Kendi uzmanlık alanım olmadığı için şu anda net bir şey söylemiyorum ama bu eğer bilimsel araştırmalarla bunun bir katkısı olacağı ortaya konulursa değerlendirilmesi gerekir. Yani bakanlığın bunda ısrar etmesinin altında ne yatıyor sizce Şebnem Hanım? Yani çok anlayamıyoruz maalesef. Anlamlandırmaya çalıştığımızda bir tanesi bir inat. Yani işte muhalefetin dediğini yapmama ya da bilimsel verilere kulak asmama.
Bir tarafında sanki işte hani Arap ülkeleriyle aynı saat diliminde olmanın bir avantaj mı olacağını düşünüyorlar ya da bir ne düşünüyorlar bilmiyorum. Çünkü oradayız şu anda zaman dilimi olarak. Onlarla beraberiz. Evet. Yani dediğiniz gibi hakikaten ruh sağlığımız bozuldu şu karanlıkta yaşamaktan ötürü. Şebnem Hanım, programımızın sonuna geldik. Size bir son sorum var. Elektrik Mühendisleri Odası ile Makine Mühendisleri Odası asansörler konusunda ortak bir çalışma yürütüyorlardı. İzmir'deki asansörlerimizin sağlık durumları hakkında biraz bilgi verir misiniz? Bu birliktelikte devam ediyor mu? Onu da sorayım. Şimdi Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlama konusunda çıkarılan yönetmeliklerle asansör denetimleri akredite kuruluşlara devredildi. A tipi muayene kuruluşu dediğimiz kuruluşlara devredildi. Makine Mühendisleri Odası A tipi muayene kuruluşudur İzmir Şube'de böyle. Ama biz Elektrik Mühendisleri Odası olarak bir akredite kuruluş olmadığımız için şu anda bu ölçümleri yapmıyoruz. Ama bahsettiğiniz gibi yani 90'lı yıllardan itibaren Elektrik Mühendisleri Odası ile Makine Mühendisleri Odası'nın bu konuda ortak bir girişimi olmuş ve İzmir'de biliyorsun bu konu belediyelerin denetimi. Yani bir asansörün doğru projelenip doğru montajının yapılıp yapılmadığı bunlar belediyenin sonraki bakım işletme sorumluluğunda apartmanın işte yönetiminin ve dolayısıyla apartmanda oturanların sorumluluğunda. Daha önce çok kazalar yaşandığı için bu konuyla ilgili bir belediyelere bu konuda destek olma amacıyla bir protokol imzalanıyordu belediyelerle ve dediğiniz gibi makine ve elektrik mühendisleri odalarının üyeleri orada ölçüm gerçekleştiriyorlardı ve rapor yazıyorlardı. Buna göre asansörlerin eksikleri tamamlanıyordu. Bu İzmir'deki asansör kazalarının sayısında ciddi bir düşüş yaşanmasını sağladı. Hatta bu konudaki çalışmalar süreç içerisinde yine makine mühendisleri odasıyla beraber yaptığımız asansör sempozyumunun doğuşunu sağladı. Çok uzun yıllardır, her iki senede bir asansör sempozyumunu gerçekleştiriyoruz onlarla. Ama şu anda dediğimiz gibi yani belediyelerin protokol imzaladığı kuruluşlar ya da işte apartman yöneticilerin hizmet aldığı kuruluşlar muayene kuruluşları. Biz bunu da uygun görmüyoruz tabii bu arada. Yani bir kamu hizmeti olması gereken, kamu denetimi olması gereken daha doğrusu bir işin piyasalaştırılması hiçbir zaman iyiye hizmet etmemiştir. Çünkü şöyle düşünün, bir apartman yöneticisiniz ve işte gelin benim asansörümü kontrol edin diye bir firmaya para veriyorsunuz. Akredite olması o firmanın bu işi yapabileceğine dair bir bilgi veriyor. Ama tarafsızlığına ya da işin içine işte ticari kaygılarını sokup sokmayacağına dair hiçbir şey söylemiyor. Takdir edersiniz ki parasını eğer apartman yöneticisinden alıyorsanız ya da işte oradaki kat maliklerinden alıyorsanız bunların aksine bir rapor yazmak her zaman güçleşir. Halbuki odalar bu işi yaptığında ki şu anda makine mühendisleri odası devam daha ediyor. Daha adaletli, daha disiplinli. Bu kamu denetimi olarak sürdürür. Çünkü odaların böyle bir ilişkisi yoktur. Böyle bir ticari ilişkisi yoktur. O belediyeyle bu protokolü imzalamıştır. Dolayısıyla bu işin böyle bir konuma gelmiş olması bizim için olumsuz bir gelişme. Ama makine mühendisleri odası üyelerimizle beraber, çünkü alan dediğimiz gibi ikimizin alanı, bu çalışmaları kamu denetim kapsamında sürdürmeye devam ediyor. Evet, programımızı bitirdik ama sizin söylemek istediğiniz, açıklamak istediğiniz başka bir konu varsa ben yine son sözü size bırakayım. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bizim tabii odamız TMOB ve bağlı odalarda genel tabii. olarak halkın gözünde doğruyu söyleyen kurumlardır her zaman için. Bu nedenle de çoğunlukla işte siyaset yapmakla ya da işte olmazcı olmakla suçlanır. Bunun böyle olmadığını bir kere daha söylemek istiyorum. Bizim Elektrik Mühendisleri Odası olarak görevimiz, birincil görevimiz halkın yararına, kamunun yararına doğruları söylemektir. Ve bunu da yapmaya devam edeceğiz. Buradan eğer bizi izleyen üyelerimiz varsa onları tekrar 15'indeki genel kurulumuza ve 16'sındaki seçimlere de davet etmek istiyorum. Programa da davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim çok teşekkür ediyorum. Güzel bilgiler aktardınız. Sağ olun. Programımızı da noktalayalım. Değerli Son Söz TV izleyicileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Ben Muhittin Akbel. Bugün Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Sayın Şebnem Seçkin Uğurlu'ya konuk ettik. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim.